Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. Hayatta kalma korku türünün atası sayılan Alone in the Dark, iki başarısız yeniden başlatma girişiminin ardından geri döndü. Here we are. Resident Evil ve Silent Hill gibi efsanelerin doğuşuna yol açan 1992 tarihli orijinal oyunun yeniden yapımı, sizleri türünün hayranlarının iyi bildiği Deserto Manor'ın ürkütücü hikayesine davet ediyor. Üç boyutlu oynanışıyla o dönemin devrimsel oyunları arasında sayılan ilk Alone in the Dark, amcasının intiharı sonrası Deserto'ya gelen Emily ve özel dedektif Edward Carnby'nin yaşadığı doğaüstü olayları anlatıyordu. İlkinin başarısını yakalayamayan iki devam oyunundan sonra 2000'lerin başındaki New Nightmare övgü toplasa da hikayesi ve atmosferi güçlü olmasına rağmen teknik açıdan problemli bir reboot olan 2008 tarihli Alone in the Dark seriye ciddi bir zarar verdi. 2015 tarihli Illumination adlı co-op felaketinin ardından seri sona erdi. Derken nihayet beklenen diriliş bu sefer olmuş gibi. Kill the guy, throw some of this stuff out. I'd be crazy too if I had this much junk lying around. Pieces Interactive'in geliştirdiği korku, macera ve aksiyon oyunu Alone in the Dark, orijinal yapımın bir yeniden yorumu. Hikayenin temelleri aynı olsa da tüm senaryo farklı bir kurgu ve karakterler etrafında şekilleniyor. Emily'nin amcası bu oyunda intihar etmemiş, kaldığı senatoryumda korkunç şeyler olduğunu ve yeğeninin asla buraya gelmemesi gerektiğini bildiren bir mektup yolladıktan sonra sırra kadem basmış. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. Emily bunun üzerine özel dedektif Edward Carnby ile beraber New Orleans bataklıklarındaki sağlık merkezinin Deserto Manor'ın yolunu tutuyor. Evet, lanetli malikane bu sefer özel bir psikiyatrik hastaneye dönüşmüş. Mekana ulaştığınızda Emily ya da Edward arasında seçiminizi yapıp oyuna başlıyorsunuz. Oyundaki büyük değişikliklerden biri de hikayedeki karakterler. Deserto pek de terk edilmiş, lanetli bir malikane izlenimi vermiyor. Özel bir sağlık merkezi, hizmetlileri, pek tekin görünmeyen doktoru ve birkaç hastasıyla beraber aslında kalabalık bir mekan. Ancak bu değişiklik sizi endişelendirmesin, oyunun güçlü atmosferi ve sesler sayesinde kendinizi istemeyeceğiniz kadar yalnız hissedeceksiniz. Her biri kendi ilginç hikayelerine sahip olan yan karakterler size mekan hakkında ipuçları verirken siz de kaybolan Jeremy amcanın izini sürüyorsunuz. Are you here for the Fay Dodo? Sıradan bir polisiye hikayesi gibi başlayan Alone in the Dark kısa sürede sizi Amerikan Güney Gotik korku öğeleri ve Cajun mistisizmi ile dolu bambaşka bir alana sürüklüyor. Orijinal oyunda yer alan Lovecraft teması biraz daha arka planda kalırken ağırlık kara büyü, akıl hastalığı ve voodoo'ya doğru kaymış. Karakterinizle beraber kayıp amcanın ardında bıraktığı izleri takip ederek neler olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Her macera oyununda olduğu gibi bolca etrafı kurcalayıp Hartwood ailesinin başındaki laneti çözmeye uğraşıyorsunuz. Tabii önemli bir detay var. 1900'lerin kara büyüyle sarmalanmış güney topraklarında her biri egzantrik yabancıların arasındasınız ve arşınladığınız malikane bir anda cehennemden bir sahneye dönüşebilme gücüne sahip. Silent Hill evreninin meşhur Alternate World geçişlerinde olduğu gibi bir anda kendinizi bambaşka mekanlarda ve zaman dilimlerinde buluyorsunuz. Daldığınız koridor tavanından devasa sülüklerin tepenize indiği, çürümüş bir kabus anına dönüşürken siz de oyunun size sunduğu maalesef ki çok zayıf çatışma mekaniğiyle mücadele ediyorsunuz. Tabanca, shotgun ve Tommy Gun gibi standart silahların yanı sıra etraftan bulduğunuz demir boruları, kazmaları ve hatta şamdanları Cthulhu'nun ikinci derece akrabası gibi görünen varlıkların kafasına indiriyorsunuz. Rakipleriniz genelde oldukça seri ataklar yapıp hızla üstünüze koşarak size nefes aldırmazken siz de ağır aksak hareket eden karakterinizden nişan alıp yaratıkları geldikleri yere postalamaya uğraşıyorsunuz. Birden fazla düşmanın olduğu ve dar alanlarda gerçekleşen karşılaşmalar bazen tüm keyfinizi de kaçırabiliyor. Aldığınız darbelerle sağlığınız çabucak düşüyor, o esnada saldırayım, kaçıp mekandan mı uzaklaşayım, sağlığımı mı tazeleyeyim derken öteki tarafa postalanan siz oluyorsunuz. Alone in the Dark hikayesiyle orijinal oyundan uzaklaşsa da görsel gücü, müzikleri ve atmosferiyle ihtiyacınız olan tekinsiz, ürpertici gerilimi sonuna kadar yaşatıyor. Büyük bir malikanede geçen bir oyun ne kadar çeşitlilik sunabilir ki derseniz, oyun sizi hiç beklemediğiniz anlarda farklı boyutlara taşıyarak sağlam bir yanıt veriyor. Jeremy amcanın hatıralarının gerçeğe dönüştüğü anlarda kendinizi topraktan ateş fışkıran bir petrol sondaj bölgesinde, kara güneşin yükseldiği bir çöl ve yerin dibindeki bir piramitte ya da ölü rahiplerle dolu göz alıcı bir manastırda bulabiliyorsunuz. Nitekim Alone in the Dark'ın en kuvvetli olduğu yönlerden birisi atmosfer yaratmadaki başarısı. Adım attığınız her yeni mekan, çevre tasarımı ve modellemeler sizi oyuna çekiyor. Ama aynı şeyi karakterler için söylemem pek mümkün değil. Emily'ye hem sesini hem de yüzünü veren ünlü oyuncu Jodie Comer her ne kadar sağlam bir performans sergilese de yeni Edward'ımız David Harbour'ın aynı çabayı sarf ettiğini söyleyemiyorum. I'm not crazy, detective. Not yet. Okay, catch you later. Harbour günümüzden 100 yıl kadar önce yaşayan bir karakteri gereğinden fazla modern bir yorumla canlandırmış. Üstüne oyundaki karakterlerin donuk ve detaysız ifadeleri de işin içine girince oyunun sunduğu gerçekçilik küçük bir darbe alıyor. What the hell is going on? Where am I? Bu arada Edward ve Emily'nin oynanışı büyük ölçüde birbirine benzemiş. Yine de her iki karakterin geçmişlerini öğrendiğimiz travma bölümleri tatmin edici ve tamamen birbirinden farklı. Aynı şekilde malikanenin gereğinden fazla şirin kızı Grace, Dr. Grey ve fazla havai denilerek buraya kapatılan özgür ruhlu Ruth ile olan karşılaşmalarımız ve diyaloglarımızda yine farklılık gösteriyor. Good evening, Miss Hartwood. Tabii bu değişikliklere rağmen %70 oranında aynı içeriği oynadığınız gibi bir gerçek var. Edward ile her tarafı kurcalayarak oynadığımda 10 saati bulan oynanış, bulmacaları bildiğim için Emily'de biraz daha kısa sürdü. Oh, God damn my soul. Eğer bulmacalar gözünüzü korkutuyorsa Alone in the Dark size iki farklı seçenek sunuyor. İsterseniz old school'u seçip eski tip bir dedektif olarak her şeyi siz çözebilirsiniz. Ya da modern oynanışı tercih ederek etraftaki seçilebilir nesnelerin ön plana çıktığı ve metinlerdeki önemli noktaların göze sokulduğu daha kolay bir oynanışla şansınızı denemeniz mümkün. Aynı şekilde düşmanların zorluğu, sağlık ve mermi gibi nesnelerin yoğunluğunu ayarlamak da size kalmış. Alone in the Dark çok orijinal bir hikayeye sahip olmasa da güçlü bir anlatım diliyle öne çıkıyor ve etkileyici atmosferi sayesinde hemen sizi karanlık dünyasına hapsediveriyor. Envanterinizdeki bir anlatıcının her yeni gelişmede daktilo tıkırtıları eşliğinde sizden bir roman kahramanıymış gibi bahsettiğine de tanık oluyorsunuz. Keza bulduğunuz her günlük ya da notla farklı sanatçılar tarafından seslendirilmiş. Bu arada çevreden bulduğunuz ve Lagniappes adlı gizemli nesneleri tamamladıkça hikayeye dair ekstra bilgiler öğreniyor ve hatta shotgun gibi yeni silahlar ediniyorsunuz. İkinci oynanışta ise bunların peşinden tekrar koşmanıza gerek kalmıyor ve silaha kolayca kavuşuyorsunuz. Unutmadan, oyunun finaline yaklaşırken orijinal oyunun kamera ve kontrollerine gönderme yapan küçük bir de bölüm vardı. Oynanış bir anda değişince ekrana şapşal şapşal bakarken buldum kendimi. Have you found anything? What? Yeah, I've seen some things. Alone in the Dark serinin başarılı oyunlarından iyi bir ders çıkartmış ve oyuncusunu hikayeye nasıl dahil edeceğini öğrenmiş. Güçlü atmosferi, etkileyici grafikleri ve tekrar tekrar dinlenesi müzikleriyle yine bekleneni fazlasıyla veriyor. Ancak iş çatışmaya ve asıl yapması gereken korkutmaya geldiğinde çağdaşlarının gerisinde kalıyor. Resident Evil ya da Dead Space yeniden yapımları kadar büyük ve görkemli değil, ancak türü sevenlerin yüzünü güldürecek kadar da iyi. Wait here and don't touch anything. Bir videonun daha sonuna geldik. Çok daha fazla haber ve inceleme için bizi sitemiz ve sosyal medya kanallarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videomuza kadar IGN'de kalın. Come on, I don't want to be here all night.